Günaydın Nergis. Günaydın Cüneyt Bey. Nasılsın? İyiyim, siz? Sporumu yaptım, gayet iyiyim. Eylül odasındadır. Otel dosyasının bir çıktısını alabilir miyim? Tabii, hemen. Eylül için de lütfen. Tabii ki. Sen Eylül'den pek haz etmiyorsun galiba. Yok öyle bir şey. Sen bizim şirket için çok önemlisin. Babamın kıymetlisisin. Herkesin yeri dolar, seninki asla. Aklından çıkarma. Dosyayı odaya getir lütfen. Tamam. Günaydın. Günaydın. Tenisten mi? Evet. Zorlu bir maç oldu. Kim kazandı? Sence? Birkaç görüşmem var. Sonra şu otel işi için görüşürüz. Tamam. Günaydın Nergis. Günaydın. Oo Eylül Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim Tunç Bey. Bana otel planını mail atarsanız sevinirim. Atarım tabii. Kuzen, günaydın. Günaydın. Nergis, babama kahve götürsene. Hiç iyi değil. Aslında size de bir kahve lazım. Hiç iyi görünmüyorsunuz. Yok, bana daha fazlası lazım. Bunalttı beni, gergin yine. Her yeni iş aldığında böyle oluyor. Vallahi insanın iş yapası gelmiyor. Hallediyorum diyorum, anlamıyor ki. İstediğiniz dosya. Tamam. Eylül Hanım'a da verdim. Sağ ol. Ben hemen şu kahveyi halledeyim. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Bunalmışsın. Babama bazen tahammül edemiyorum. Ne oldu yine ya? Siden meselesini atlattık. Şimdi de şu otel meselesi çıktı. Ama Eylül'ü atacağım tabii. Madem bu kadar bayılıyor, biraz onun başını yıkılırız. Ben sana ne iyi gelecek biliyorum kuzen. Al bakalım. Dayım bayağı beğeniyor şeyini. Evet çok güveniyorum. Artık istese de bırakmaz. Eylül'ü görüp de beğenmeyecek adam tanımıyorum vallahi. Karşısına çıktığı her adamı büyüler. Babamı yaptı işte büyülediği kesin. Ama söylediğin doğru. Baksana. Nişansını dene istersen. O da yalnız sen de. Ya kuzen ben ciddi ilişki aramıyorum ki. Eylül eğlenilecek değil, evlenilecek kızlardan. Yazık olur kıza. O modern görüntüsü var ya, onun altında bayağı mutasip bir yan var ha. Saf bir kız. Bayağı bir gözlemlemişiz ha. Dayım araştır dedi. Biz de araştırdık.